Yo, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çok farklı bir video ile karşınızdayım. Şimdi konuşmamız lazım. Toplanıyoruz. Herkes toplandı mı? Okey. Size bir şeyler açıklamam gerekiyor arkadaşlar. Bu videoda ne diyeceğimi, ne konuşacağımı dair hiçbir şey bilmemekle beraber yine ne yapayım? Size ilk önce tırnaklarımı göstereyim o zaman. Konulardan kaçmaya çalışırken ben... Niye öyle bir şey yaptın? Hayır, dur. Arkadaşlar, şimdi konumuza geliyoruz. Şimdi şöyle, videonun başlığından da göreceksiniz. Neden ayrıldık, neler oldu vesaire vesaire. Ben konuşmak istiyorum lütfen. Gideyim mi? Git lan. Ben biraz tanıyorum ya, konuşayım. Allah Allah, ben varken konuşacaksın. Anlatayım. Anlat. Arkadaşlar, şöyle bir süreç var. Evet, biz ayrıldık. Herkes YouTube şakası mı falan filan yazmışlar. YouTube şakası değildi öncelikle. Biz gerçekten ayrıldık. Ne? Bütün iş bana atıldı burada. Tatlı tatlı böyle böyle yap, değil mi? Bütün zor işler bende. Arkadaşlar, biz gerçekten ayrılmıştık ama ben şunu sevmeyen bir insanım. Yani Instagram'da story'de işte ilişkimiz bitti de şu oldu bu. Bunları hiç sevmiyorum. Böyle açıklama yapmayı da sevmiyorum. Ama şöyle bir şey düşündüm. Tamam, Instagram için bunu yapmayabilirdim. Ama YouTube abonelerim, siz çok daha farklısınız. YouTube daha farklı. Çünkü hayatımın her anını izliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Bizim böyle bir hayatımızı izlerken her zaman birlikte, sürekli birlikte videolar çeken ya da yani ben tek bile olsam videoda arkada ses olarak Adem varken ya da ben onun videosunda ses olarak varken herkes şey demeye başladı. Bize bir açıklama yap. Sen Buray'la hiç ilgilenmeyeceğim mi? Sen utanıyorsun diye bakmıyorum. Ha, tamam o zaman. Yani sizin bunu duymanız ve işte bazı detayları bilmeniz gerektiğini düşünerek böyle bir açıklama videosu çekmek istedik. Evet, hala ayrıyız. Balıştık. YouTube videosu çekmek için. Şaka şaka. Arkadaşlar, biz bayağı ayrı kaldık yani, belli etmedik kaç ama. Kaç hafta olduk kız? Hafta değil, bir ay falan ayrı kaldık. Oha, biz. Oha, evet. Saymamışım bile. Niye saymadın? Niye sayayım? İnsan sayardı şu kadar gün ben geçmez. Ben yoktum diye. Ve arkadaşlar, biliyor musunuz, biz o kadar süreçte konuşmadık da. Yani sıfır iletişim ve tamamıyla var silmiştik de birbirimizi bence. Evet. O kadar mesaimiz var, nereye gidiyorsun der bir insan. Bayağı silmiştik ve bir daha hiçbir şekilde geri dönüş olmayacaktı. Tabii efendim. Böyle uzun, bence bir ay da uzun bir süre. Bir ayı böyle bir ayrı geçirdik. O yüzden evlendik. Ebelik o... Ayrılmamak için evlendik. Beyin bedava. Şimdi söylemeyecektik onu. Evet arkadaşlar. Evlenmedik ama. Evlenmedik tabii ki. Barışmadık da galiba. Barışmadık. Yani arkadaşlar, şöyle bir şey de olmadı. Bir hani büyük bir kaos, kavga ya da işte Adem bana şunu yaptı. Böyle bir şey olmadı. Çok tartıştığımız için normal bir ayrılma kararı almıştık. Ondan sonra uzun bir süre hiçbir şekilde iletişim kurmadık tamamıyla. Hayatlarımızı... Yok ya. Dinliyorum aşkım. Öyle oldu. Şimdi bir şey diyeceğim. Sen küseceksin. Ne? Barışmayacaktım asla senle. Ben de. Küsmem ki, niye küseyim aşkım? Ayrılmıştık. Tamam. Arkadaşlar, net silmiştik bu arada birbirimizi. Evet. Ama açıklama yapmayı da sevmiyorum ben. Şimdi Instagram'da bir story hazırlayıp şöyle... Evet, bunlar ya, beni boğuyor bunlar. Şey gibi, arkadaşlar, ortak kararla o beyefendim haline evet olan ilişkimizi bitirmiş bulunmaktayız. Bunlar beni çok bunalttığı için, yani çoğunuz anladınız. Bazı sayfalar paylaştı ya da işte bazı kesitler, aynen, TikTok'ta editler şöyle böyle. Yani çoğu kişi, bizle ilgilenen çoğu insan zaten bunun farkına varmıştı. Peki anladınız mı, anlamadınız mı? Yorumlarda görmek istiyorum. Kaç kişi tabii ki anladılar. Almış, kafalarda, kaç kişi, haberim bile yok. Kafalarda ne planlar, ne bir şeyler. Kafalar ben bayağı... mı? Hayır ya, öyle değil. Ha, onlarla video çekeceğiz zannettim. Hayır hayır, yok. İnsanlar kafalarında bir senaryo da üretmişler bayağı yani. İşte şöyle olmuştur da ayrılmışsınızdır, aynen, böyle olmuştur falan. Bayağı böyle şeyler de vardı. Yani. Evet, bu arada biz de böyle düşündük. Çünkü size de hak veriyoruz. Biz de barışmayız diye düşündük. Evet, sonra bir baktık. Hop, buradayım. Bir şey diyecektim, unuttum ya. Hı. Arkadaşlar, çok da önemliydi. Heyecanlandım. Saçımı böyle yapmayı çok seviyorum. Ayrıldık arkadaşlar. İkinci gün Burak arıyor beni, tamam mı? Neredesiniz diyor. Ben diyorum Eskişehir'deyim. Burak diyor ki niye lan, ayrıldınız mı diye makara yapıyor, tamam mı bana? Ben de gülmedim. Evet, ayrıldık dedim. Bana diyor ki ya yürü git oğlum, şaka yapma. Hadi söyle, Monopoly oynamaya geleceğiz. Hadi hadi diyor, tamam mı? Sonra ben tekrar diyorum oğlum ayrıldık. Bana inanmıyorlar. Full şaka yaptığım için arkadaşlar genelde. Evet. İnanmıyorlar. Evet evet, öyle yazıyorlardı YouTube şakası mı falan ama biz arkadaşlar ne zaman böyle bir şeyin şakasını yaptık? Diyorum ve haftaya böyle bir şaka mı yaptık, yaptık size? Dedi. Ne? Şeyler girsin. Ayrılma eski şakası videolar yapmamışızdır. Ben sana hiç öyle bir şaka yapmadım ya da takipçilerime ben hiç ayrıldım. Ben yaptım ya. Tamam, sen yaptın. Ay, ben yapmadım ki. Seninle alakalı öyle zannedilirler. Ben artık böyle videolar çekmeye de karşıyım bu arada. Manifestliyoruz yanlışlıkla salak salak şeyleri arkadaşlar. Manifestliyoruz. Çok önem veren bir bayan. Gidip salak salak videolar çekiyoruz. Kusura bakmayın, sen salak çekiyorsun salak dedim ama gerçekten salak salak videolar çekiyoruz. Ya sevgilimden ayrıldım. Sera dövmemi sildirdim. Ben mal mıyım ya? Bunlar niye böyle şakalar yaptım ben sana? Onlar istiyorlar. Doğru. Bakın bize. Düzgünce yaşayalım. Videoyu bırakıp biz burada sarılmayalım. Sen yokken ben onların ismini taktım. Boğazım bağırınca hep oldu. Ne taktın? Sen bak şimdi. Sunum. Kime? YouTube biberlerime. Ne oldu? Niye sevmedin? Neden sevmedin?
Bunlar ne yazıyorlar bana biliyor musun? Yutup biberlerin geldi falan, tatlı oldular. Ya biber kötü, biber kötü. Ama karabibere diyor ya, ben de yutup biberleri diyorum, kötü mü? Kara yutubum de. Kara yutubum nedir ya? Sunum sunum sunum. Kime? Yutup biberlerine. Girişin böyle mi yapsak senin? Yo. Bağıracaksın. Hey ya diye giriyorum. Aptal ya. Benimkiyle kendininkini şaplamış böyle. Kovrulamış öyle yapıyor. Peki senden ayrıldıktan sonraki benim çekip attığım videoda senin gibi hareketler yapmam. Arkadaşlar YouTube videosu daha çekmiş. Daha bir sürü kestirdim mi de oradan ben. YouTube videosu çekmiş, birbirimizi silmişiz ama var ya, görmeniz lazım. Takiplerden çıkılmış, bütün videolarımızı kaldırmışız falan. Ama kötü bir şekilde değil. Bir merhabamız var tabii ki. Ya aynen, büyük bir şey hani. Sadece şöyle söyleyelim. Tartışıp nefret ediyorum senden, ay iğrençsin köpek, neden senin olduk diye ayrılmadık. Ayrılalım mı? Ayrılalım. Tartışıyorduk. Normal tartışmaların üstüne ortak karar verdik birbirimizi yıpratmamak adına. Sonra ayrıldık ama aramızda bir ama tane yani, şey vardı yani. Şey, birbirimizi silmiş gibi falan davranıyoruz. Heh, tamam mı? Sildik ama işte dedik bu sefer bitti ya, istemiyoruz. Aynen. Yokmuşuz gibi falan davranıyoruz. Tamam, anladığınızı düşünüyorum, devam tamam. Et. Tamam. Sonra ertesi gün bir YouTube videosu paylaşıyor. YouTube videosuna bir girdim. Videonun ilk dakikasında benim hareketlerim böyle o kadar işlemiş ki. Arada böyle benim yaptığım hareketleri, benim cümlelerimi falan kullanıyor. İkinci dakikasında ben dedim ki sen beni nah unutursun. Her tarafına işlemişim. Bal gibi de unuturum. İstemsiz. Ne? Şaka be. Mal mal hareketler yapıyorum. Beni bak, odaklıyor kamera. Her dakikasında görmeniz lazım. Videolarını izlerseniz zaten anlarsınız bu Sera'nın hareketleri diye. Çünkü bu adam maç oydu bu arada yani. Benim yanımda böyle o biraz değişik bir şekilde meçlendi benimle. Ben ona değişik bir şekilde meçlendim. Böyle bir şeyler oldu. Bu arada bu videodan ya barıştığımızdan benim hiçbir arkadaşımın haberi yok gibi daha. Bu videoyla görecek kimsenin haberi yok. Bir tek Burak'la Ceren'in var. Aynen, bir tek onların haberi var. Burak genelde da kek yapmış dün. Onlara kek yemeye gittik, çok kötü olmuştu ya. Yedin ya tabağı. Ya orada öyle değilmiş. Herkes bildiği işi yapsın kardeş. Bak karın yapsın. Sen git evine ekmek getir. Kocaman adam oldun. Neyse geç. Buradan Burak'a azarlamış oldum. Yani Atlas çok tatlı olmamış. Evet. Biz de mi yapsak? Atlas'ı görünce bütün kariyer planlarımı unutasım. Değil mi? Bak şöyle hayatı. Her şeyi unut. Atlas'ı görünce kariyeri, mariyeri, her şeyi böyle boş ver Sera, yap diyorum evet. Bir tane çocuk ama öyle tatlı olurum ben de. Evet. Anneyken. Ya evleneceğiz ya ayrılacağız karar ver. Bak ayrılan diyeyim. Benim evlilik fobim var, ayrılalım. Ayrılalım. Evlilik fobin var. Ondan şöyle yapacağız. Plansız milansız direkt ben seni tutacağım şuradan, hadi gidiyoruz diyeceğim. Nereye gideceksin? Sen kafeye gideceğim. Ondan sonra şuradan yine tutup böyle gideceğim seni. Sonra oturacağız. Kulağını tutacağım. Annen gelecek yanına. Sağ herkes gelecek. Şahit edecek. Evleneceğiz. Allah Allah. Öyle arkadaşlar, siz neler düşünüyorsunuz? Çok iyi bir ayrılık hikayemiz ama. Ama yani baştan sona size sorulardan hiçbir yerden bir şekilde bir şey belli etmedik. Takipten çıkmak, videolarımızı silmek ve TikTok'a ayrıldınız mı diye gelen yorumlara like'lamak dışında çok bir belli etmediğimiz için bu süreci baştan sona bir anlatmak istedik sizlere. Açmasaydık da yani böyle bir videoyla yine açıklamazdım. Yani YouTube'da bir şekilde bir açıklardım minik bir şekilde. Ama yine açıklama taraftar değilim çünkü açıklama yapmaları sevmiyorum ben. Yani çünkü ben yay burcum, özgürlüğüme çok düşkünüm. Ben sen bile bana hesap sorsan, kendimi bir konuda açıklama yap desen, orada kısıtlanmış hissederim kendimi. Bu konuda açıklama yap. Yok, benim demek istediğimi anladın mı? Ya ben kısıtlanma ya da böyle bir şey açıklamak zorunda kalan böyle şeylerden hiç hoşlanmadığım için. Daralmaya gel. Evet, daralıyorum yani. Direkt özgürlüğüm kısıtlanmış hissediyorum. O yüzden böyle bir sürecimiz bittikten sonra, biz de kafamızı toparladıktan sonra dedik bir oturalım kamera karşısına. Ne oldu, ne bitti anlatalım, konuşalım. Her şeyden haberiniz ya. Bütün hayatımızın içindesiniz çünkü artık. Hani Instagram'a ben bu kadar story paylaşmıyorumdur video. Evet. TikTok'a bu kadar video atmıyorumdur ama yani haftada 2 gün ben video atıyorum. YouTube'a 2 gün Adem atıyordu. Shorts'lar, sürekli topluluklar. Yani biz burada her saniye birlikteydik ve size bu açıklamayı YouTube en başta, sosyal medya en başta YouTube izleyicilerimiz olarak sizin hakkınız. Yapmak zorunda hissettik. Evet. Size karşı yani. Öyle evet hissettik. Yani şu an Instagram'da hala bir şey açıklama taraflar değilim mesela, anladın değil mı? Değil mi ya? Görsünler yani, görmesinler. Story atarız zaten, orada görürler. Bugün private'da görecekler. Orayı, oraları biraz dışladık gibi oluyor mu arkadaşlar? Hayır aşkım, şöyle bir şey var. Öyle biz orada değil. Story atsak bu insanlar göremeyecek ki. Evet ama sonra şöyle ben şey sana normal bir video atıp ya da sen bende normal bir video atsan, bunlar ayrıldı değil miydi, ne oldu falan diye soru işareti kalacağına açıklama videosu aşkım YouTube'a. Yanlış mı düşünüyorum onu bilmiyorum ama ben buraya 30 dakikalık 40 dakikalık videolar atıyorum. 2 günde bir video atıyorum ama YouTube'daki takipçilerimiz, abonelerimiz her zaman yanımızda ve hep onları sonuna kadar izliyorlar. YouTube'un abonelerimiz bizim, nasıl anlatabilirim? YouTube abonelerimiz bize daha sadıklar. Ben de onlara daha sadık, daha şeffaf olmak istiyorum. Anladın ya mı? Çünkü ya ben yemek yiyorum mesela bir videoda 40 dakika boyunca, ya 40 dakika beni izliyorlar ya. Düşünsene 40 dakika birlikte yemek yiyoruz. Biz sizinle daha çok şey paylaşıyoruz. Bir aile ise burası da
daha çok şey geldi bana. Belki YouTube'a daha geç başladım bak. Yıllarca TikTok yaptım, Instagram yaptım. En son buraya başladım ama burası daha bir... Ya karşıma koydum kamerayı, saatlerce sohbet edebiliyorum baksanıza. Instagram olsa... çekirdek aile, YouTube beni şahit. Ya bu kadar rahat olamıyorum mesela Instagram'da. Onu diyeyim yani. Bu kadar rahat değilim evet, orada. Evet bu arada. Çünkü herkes kasıyor bir şeyleri orada. Yani bir de beni TikTok'ta tanıyan ve Instagram'da tanıyan insanlar benim bu kadar samimi olduğumu da bilmiyorlar mesela. Evet. YouTube'dakiler biliyor çünkü bu Sera'nın tavrı, işte konuşması, dobralığı, her şeyi konuşuyoruz evet, birlikte. Evet, o yüzden ben Sera'yla eğlenceli içerik çekmeye bayılıyorum. Niye? Gerçek halini asıl orada görüyorsunuz. Çok komik. Evet, ya gerçek halimi size burada yansıtabiliyorum. Ve bu arkadaşlar mesela mutluyum. Ben konuşarak espri yapabiliyorum ya, ya da birilerine bir şey söyleyerek çevremdeki insanlara karşı ya da tek başıma da güldürebiliyorum. Bu kız doğal komik oluyor ya, doğal komik. Mesela ben bilerek yapıyorum o esprileri bilmem neleri. Bu kız doğal komik, söylediği cümle, kelime, her şey komik oluyor ya, beni çıldırtıyorsun. Neyse, bir şey söyleyeceğim. Hadi öpüşelim. Söyleyeceğim. Ben kendimin komik olduğunu senden önce bilmiyordum. Yemin et. Niye? Bilmiyordum. Sana kimse... benim gibi bir yavşak lazımmış yanına. Aşkım kimse bana komiksin dememişti. Allah, onlar seni tanımamışlar. Beni tanısalardı böyle olmaz. Ben de YouTube videolarında da böyle biliyor musunuz? Videoyu bir açtım. Beni unutmuş gibi falan davranıyor, tamam mı? YouTube videosuna bir girdim. Çünkü hareketleri ben. Sen beni unutamazsın. Emre bir şey söylüyor. Hiç diyor ver o zaman. Unutamazsın. Her bir hücrene kodlanmışım. Çok zor. Koronavirüsü gibi kaplamışım. Evet. Hangi hücre? Ben de seni ne artistik yapıyorsun kameranın önünde? Ben de senden ben. Ne ben? Hücreni hariç? Hayır o geç onu. Onu şaka yapacaktım yapamadım. Ben de sen. Ben de ben. Siz yaşayamazsın. Hadi evet de kamera karşısında. Hayır da hadi. Yaşadım ya bir ay. Yaşayamazsın. Bir ay sonra. Yaşadım ya bir ay. Sayamazsın. Ya ben de yaşadım. Oğlum ben de yaşadım. Yaşayamadım işte. Olmaz. Sorular attın bana göndermeyle aşk şarkıda. Hayır ya. Sana gönderme değildi o. Evet göndermeydi. Şarkı çok iyiydi o yüzden. Hayır. Şarkıda diyor ki arkadaşlar. Söylesene Allah'ın aşkına gelmedim hiç Allah aşkına. Tavrın aldı beni benden. Söylüyor. Yavrum cilveli gülüşlerin de dümenden artık topladığım kafamı yerden, topladığım kafamı yerden, ruhum yaslamış kırkına, rüzgar döndü bak fırtına, bak, söyle Allah'ın aşkına hiç mi gelmediğim aklına, beni yak beni. Bak burayı bana söylemediysen sen söyledin. Kimseye söylemedim, şarkı benim mi ne? Bana ne? Story'de sen söyledin. Bana ne? Bana ne diyor? Story'de sen söyledin ama. Story'de. Bağıramıyor da ya. Story'de. Bağırınca sesi kısılıyor, volüm artması lazım normalde bak bağır. Hayır. Bağır bana kavgalarımızda bağırdığın gibi. He? Yok bağırma. Daha yeni barıştık bağırma. Son gün beni tokatladığında anlatalım mı? Dövdü. Dövdü ya beni. Dövdü. Bak bak bu hareketlerini kendi videolarında yapıyor. Sera bana yapıyor. Bunu Sera ya. Gösterdi bana arkadaşlar. Karavana gitmiştik ya biz. Karavandayız, kalktı dans ediyor. Tamam mı? Karavanın içindeyiz, dans ediyor, açmış şarkıyı. Sonra baktı kolu mor, böyle baktı baktı. Aa bro ne olmuş dedi. Sonra ne olmuş dedim, böyle yaptı bana. Vurdum. Yapıyor ben bir gülmeye başladım. Ama gerçekten vurayım mı sana? Sildin mi o videoyu? Evet galerim komple her şeyi sildim. Galerimi boşalttım sen gidince benden biraz. Sildin mi fotoğrafları? Her şeyi sildim. Aç bakayım. Sana dair bir tane kanıt aç yok. Aç bakayım. Var var. Ne bıraktın? Instagram'da ne ses mi aldın fotoğraflarımı her şeyi sildikten söylemem. Sonra söylemem. Ne yaptın? Söyleme. Bakayım ya. Bir şey yapmadım. Neye bakacaksın ya? Sen bakayım. De her videoda benim telefonuma bakmak istiyorsun. Ben anlamadım ya. Şey git o zaman Adem'in telefonunu karıştırıyorum videosu çek. Çektin bir zaten. Bir sonraki video. Çektin. Yok gece seni kandır. Ama orada ben heyecandan bazı yerlere bakamamışım arkadaşlar. Sinir sinir tık tık tık. Şey tamam bulmuş. DM kutusu olabilir o zaman. Tamam bir sonraki video olsun. Bir sonraki değil. Yara çekeriz. Olabilir. Yani. Sonraki diye şey yapma. Sonra ha. Yapamayınca millet diyor. Video nerede? Kitapsız kadın. Kitapsız kadın mı diyorsunuz ona? Sen onu nasıl yakaladın? Şikayet ederim ona. Velhasıl kelam gençler. Şu durunca kendi yakışıklılığıma kapılıp kameraya ya. Bakamıyorum ya. Yok, ben konuştum. Sen mi konuştun? Ben konuş. Susmuyorum bir saattir. Yok. Neden ayrıldık? Tamam. Neler oldu? Açıklama. Arkadaşlar neden ayrıldık? Dövdü beni. Vurdu kavga ettik. Ondan sonra ben de dedim sen hayırdır lan bana vuruyorsun. Ben erkeğim dedim. Senin erkekliğini alırım dedim. Tokadı bir aşkım, tane aşkım saçmalıyor. Onu edit yapacaklar yani. Geri alayım sizi. Geri al. Arkadaşlar ayrılırken beni öptü alnımdan. Ne anlatayım aşkım? Anlattın zaten her şeyi ya. Yok süreçle alakalı eklemek istediğim bir süreçle şey var. Süreçle alakalı. Çok eğlendim. Sırf o suratını görmek için var ya. Bunu her gün yapabilirim. Tatlı suratını. Bir dal parça kopartıp bana vermek ister misin? Neyse arkadaşlar süreç normaldi ya. Aslında daha iyi geri döndük diyebilirim size. Birbirimize daha bağlı bir şekilde dönmüş olabiliriz. Yani daha aslında bağlıydık da. Özlem mi girdi araya diyeyim? Nur Sema mı? Ver telefonunu.
Ben telefonumu sen. Hayır. Videodayız. Ya Özlem diyorum işte onun espri o da ya. Nursema bazı ki. Şeylere de kahkaha at geç. Nursema ne aşkım? Tamam devam. Sonra arkadaşlar araya Özlem mi girdi diyeyim ne girdi bence daha iyi şu an. Hiç tartışmıyoruz bu arada Allah nazarlardan korusun almış. Normalde tartışmıyoruz çok aslında arada bir oluyor. Aynen tartışmıyoruz zaten de aynen. O kadar da olsun be. Şaka şaka. Şu an güzel gidiyor yani umarım. Aşkım sen normal bir arkadaşınla bile 10 dakikada bir 2 saatte bir tartışan bir insansın. Ona rağmen sana göre benle sıfır problemli yaşıyorsun yani. Kaç gün oldu barışalı? Wow. Bir hafta falan. Arada bana yağlıyorsun. Videolarda dümen konuşmadan aradan cümle ekliyorsun. Allah ekleriz. Şimdi burada şey mi? Canlı yayın kavgasına mı döndürelim? Sen bana bunu yiyemez. Ay öyle olduğunu işte ne? Ne kırardım kemiklerimi. Biraz önce. Araya Özlem girdi bilmem ne oldu. Ha, daha iyi bir pekişme hissediyorum. Daha iyi bir pekişme hissediyorum senden benle. Bana dedi ki arkadaşlar video çekeceğiz işte bu videoyu. Aşkım ne konuşacağız? 5 dakika falan sürer dedi. 20 dakika olmuş. Ve zaman ne zaman geçti anlamadım. Ben sizde var ya 100 saat burada oturup konuşabilirim. 20 dakika mı ben mi yanlış görüyorum Allah aşkına bir bak. 20 dakika. İyi, sen ciddi Yiğit misin? Yiğit onu 15'e düşürür zaten. Tirelim. Soluksuz konuştuk ama farkında mısın? Evet. Yiğit kolay gelsin kardeşim. Bedava video. Cut yok, edit yok. Dümdüz video. Arkaya bir müzik eklersin. Ama sohbeti dinle hoşuna gidebilir. Yiğit arkadaşlar bu arada bizim editçimiz Yiğit. Tanıyorsunuz zaten sarışın olan. Bana neler yazıyordu. Barışın gel şuraya. Hadi bak kıza yaz. Bak bir şey yap. Hadi diyorum. Beni nasıl darlıyor? Tabii ki Sera da onlara yardımcı olmuş. Nasıl? Sen de onun bir muhabbetine yardımcı olduğun için öyle düşünüp yazmış olabilir dedik. Neyse var mı söylemek istediğin bir şey? Yok. Şu an yakışıyor muyuz onu söyleyeyim bir de. İkimiz de model değiştirdik. He ayrılınca. Aa evet bu arada ben saçımı pembeye boyadım. Arkadaşlar ben pembe bayılıyorum bu arada Sera'ya. Siyah diye tartışıyorduk galiba. Pembe saç çok güzel değil mi şu an böyle? Bu tam koyu olduğu için eskiden saçı siyah uğraştıkları için. Tam. Bunun biraz açıldığında izleyin bak bir aya sizdeyiz. Tam tonum tutacak. Bu arada güzel olacak. Adem mesela içeride herhangi bir yerde olsun. Tamam ben evin başka bir tarafında olayım. Ya da dışarıda ofiste olalım falan. Bir yerden bir ses yükseliyor. Omuzun mu? Aynen. Yap. Ama sen burada dur tamam mı? Ben yine içeride başka bir işle ilgili. Tamam diyorum. Hadi. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler. Sevo musun? Sevo. Arada böyle deli seviliyor gibi. Muyum deli. Diye test ediyorum. Deli gibiyiz. Aklıma geldikçe Adem'e olduğum yerden bağırıyorum. Sevo musun? Sevo. Duyunca ne hissediyorum? Çok iyi. Arkadaşlar sizler için bu şekilde açıklama yapmak istedik. Olayın öncesini, sonrasını, şurasını, burasını. Evet. Yeni şarkı çıkarttım. YouTube profilimde bulabilirsiniz. Öyle açıklamak istedik. Göğe like atar mısınız, atmaz mısınız bilmiyorum. Bu değişik çok bir video. Çok önemli değildi. Bu değişik bir video. Sizi seviyorum. Umarım bizi anlamışsınızdır. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Mutlu olacağız bak beni anlarsan. İşte. Kaydı kapattım ne? Niye götünü gösterdin? Hadi Allah'a emanet birader. Var mı isteğin? Ben yok. Eskişehir'e kaçıyorum geri. Bir şey olsa video falan lazım olsa çağırsın. Tamam. Kaydı para nerede? Ne parası?